Elfler 3 numara saçla gezmeye başladıysa dünyanın sonu gelmiş demektir. En azından orta dünyanın. Zira bu dizi bildiğimiz orta dünya havasında geçmiyor. Kurguladıkları evren daha çok Narnia günlükleri tadında. Öncelikle diziden bahsederken mutsuz fanboy klişesine girmeye ya da her şeyiyle mükemmel diyerek birbirimizi kandırmaya gerek yok. Yapımın iyi yanları da var, kötü yanları da. Her ne kadar özüne sadık kalınmamış olsa da öyle yerden yere vurulacak, izlenmeyecek bir yapımda değil. Özellikle de külliyata çok kaptırmadıysan. Zira bu diziden en çok keyif alacak olanlar, evrenle en alakasız kişiler olacaktır. Kaderin cilvesi. Kurgulanan görkemli atmosfer hiç fena sayılmayacak müziklerle de desteklenmiş. Işıltılı günlerindeki Moria madenleri gibi kadim yapıları izlerken zaten bölümler başladığı gibi bitiyor. Mekanların yanı sıra ince işçiliğe sahip kostümler de güçlü yanlarından. Gerçi kast tercihi için ne dersin bilmem. Birileri geçmiş günahlarıyla yüzleşip kendilerini aklayacaklar diye dünyayı etkisi altına almış 100 senelik eserleri değiştirmelerine alıştık. Tabii bunu kendi içinde tutarlı bir şekilde işleyebildikleri sürece. Güç yüzüklerinde ise ne yazık ki bu tutarlılık yok. Örneğin hobbitlerin atısı sayılan buçukluklar. Henüz çok az sayıda üyeden oluşan küçük bir köydeki bu ırk nasıl oluyor da bu kadar fazla genetik çeşitliliğe sahip? Elfler desen elf gibi davranmıyor, fazla insanlar. Galadriel desen zaten Galadriel değil. Onun en temel motivasyonu her zaman hırs olmuştur. Kitaplar bir kenara, bunu orijinal üçlemede Frodo'nun yüzüğü teklif ettiği sahnede de en net haliyle görmüştük. Dizideki Galadriel'in motivasyonuysa intikam. Oyuncu içindeki bu öfkeyi yansıtabilmek için acayip bir yola girmiş. Sürekli bir ıkınma hali mevcut. Kuzey ordularının kumandanı olarak Sauron'un izini sürüyor. Kuzey ordusu dediysek o da 6-7 tane elf. Onlar da Galadriel troll ile kapışırken öylece izliyor. Bu kadar katkıyı ekran başından biz de veriyoruz zaten. Güçlü kadın karakter imajı yaratmaya çalışmışlar ama bunu olabilecek en sığ yolla denemişler. Sonuçta Galadriel istediği kadar ıkınsın motivasyonu izleyiciye geçiremiyor. Tolkien sırf şu karakterin kurgusunu 20 senede tamamladı. Dizinin senaryosunuysa John Payne ve Patrick McKay diye iki kişiye vermişler. Onlar kim diye düşünüyorsun değil mi? Ben de öyle düşündüm ve baktım. Sinemayla elle tutulur bir alakası olmamış, ne iş yaptıkları belli olmayan iki kişi. Senaryoyu da ellerine alınca ilk iş Galadriel'i baştan tasarlamışlar. Daha iyi biliyorlar ya. Her ne kadar şu an gördüklerimiz arasında yapımı sırtlayacak bir oyuncu olmasa da fena sayılmayacak performanslar da var. Elrond'u Game of Thrones'taki Ned Stark'ın gençliği rolünden hatırlarsın. Çok küçük bir rolde oldukça ikna ediciydi. No. Now it ends. Elrond rolünde de yine hatırı sayılır bir iş çıkarmış. Özellikle Prens Durin'le arasındaki muhabbet gerçekten keyifliydi. İkisi arasındaki iletişim sık sık Legolas ve Gimli'yi de yad ettirdi. Tıpkı buçukluklardan Nori ve Poppy'nin yeni Frodo ve Sam olma yolunda ilerlemesi gibi. Yapımın ilerleyen bölümlerindeki geyik ihtiyacını da bu karakterler sırtlayacaktır. Görsel efektlerin iyi olduğunu söylemiştik. Özellikle Valinor sahnesi daha önce hiçbir dizide görmediğimiz seviyede. Çıtayı epey yüksek bir yere koymuşlar. Sadece bu da değil. Tasarlanan her mekanda kalite kendini hissettiriyor. Ancak bu mekanlar arasındaki geçiş çok hızlı. Birine alışamadan kendinizi bir başka mekanda buluyorsunuz. Bu da atmosferin içine girmeyi zorlaştırıyor. Bu aceleci yaklaşım kurgunun parçalı bir yapıya dönüşmesiyle sonuçlanmış. Ama orta dünya atmosferine en büyük darbe ne kurgudaki aksaklıklardan ne de oyunculuklardan gelmiş. Zaten bunlar muhtemelen birkaç bölüm sonra düzelecektir. İluvatar'ı asıl can evinden vuran kısım diyaloglar. Masalsı dünyaya değil günümüze ait. Şiirsellikten yoksun, son derece sığ, gündelik hayatın içinden replikler yapıma ikna olmanın önündeki en büyük engel. Karakterler konuşmadıkları sürece izlediğimizin orta dünya olduğuna inanmamız kolaylaşıyor. Konuşmaya başladıklarındaysa bir yapaylık hissidir alıp gidiyor. And the poisoning? What poisoning? The one we were just discussing. It's a bloody patch of grass. İlk iki bölüm evren ve karakterlerin tanıtılmasına ayrılmış. Bunun yanı sıra hikayenin de temelleri atılıyor. Senaryoda orijinal hikayeden de kopulmuş. Genelde bu tutum çok eleştirilse de evrenin temellerini değiştirmediği sürece kabul edilebilir. En nihayetinde edebi eserler ve televizyon dizileri birbirinden farklı kaygılar taşıyan iki ayrı tür. Söz gelimi bir edebiyat ürününde betimlemelere onlarca sayfa ayrılıp ana konu şekillenmeden karakter oluşumlarıyla yüzlerce sayfa geçirmek olağan kabul edilir. Okuyan kişiye zaten o hayal dünyasını vaat eder. Ancak dizilerde işler biraz daha farklı. Dramatik sebepler bir yana, hedef kitlelerin her birine empati yapabilecekleri ayrı karakter ve olaylar izletme zorunluluğu var.
Aksi halde çekilen dizi sadece fanları memnun eder ki öyle bir dünya da yok. Dizide bu sebeplerle kurgulanan birkaç tane de yan hikaye var. Bunlardan biri de elf insan arasındaki imkansız aşk. Bizim yerli yapımlar oldum bittim bu temanın farklı farklı versiyonlarda suyunu çıkartmaktan usanmadığı için bu hikayenin bizde çok bir alıcısı olmayacaktır. Diğer yandan gizem yaratmak üzerine kurulu hikayelerse hiç fena sayılmaz. Beyin fırtınası yapılabilecek merak duygusu üzerine oynayan bu hikayeler izleyiciyi tutacaktır. İlk iki bölümdeki en büyük soru işareti de Meteor Adam'ın kim olduğu. Gandalf olduğu yönünde göstergeler var. Ateş böcekleriyle konuşması, kelebeklerle konuşma sahnesine yapılan bir atıfa benziyor. Çizdiği rünler ya da ilk iletişim kurduğu ırkın buçukluklar olması da ihtimali kuvvetlendiriyor. Böylece Gandalf'ın hobbitlerle arasındaki bağ da temellendirilmiş olur. Gerçi ne yalan söyleyeyim, Manwë çıksın ona da şaşırmam.